Hello herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim yine sevoşunuz geldi derledi topladı Programımızı açıyoruz bugün birazcık program nostaljik olacak ama arkadaşlar enteresan şu Onur Akay gerçekten magazinin kara kutusu gibi bir şey gerçekten arkadaşlar öyle haberler yakalamış ki yine Zeki Müren hayran olduğumuz hepimizin çok sevdiğim sanat güneşimiz Enteresan haberler, yani o dönemlere biz yetişemediğimiz için o dönemin magazin haberlerine küçük olduğumuz için varsa bile bizim haberimiz olmuyordu. Tabii ki bu kadar sosyal medya yok o zaman, bu kadar ne bileyim her şeyden her an haberdar olamadığımız dönemlerde Zeki Müren o dönemin yine flash isimlerinden Adnan Şen sesi zannedersem önüne taş koymak için bir takım eylemlerde bulunmuş. Ne kadarı doğru bilemiyoruz ama. Zeki Müren, Adnan Şenses'e tecavüz timi göndermesiyle ilgili detayları öğrenince ben şok geçirdim. İnanın ilk kez duyuyorum bunu. Daha önce Savaş'a e Adnan Şenses hayat hikayesiyle ilgili röportaj verirken bunu açıklamış. Sonrasında niye arkadaş olmuşlar ama korkunç bir şey gerçekten. Yani hiç Zeki Müren'e yakışacak bir hareket olmadığını düşünüyorum. Haber şöyle arkadaşlar çok enteresan. Adnan Şenses hemen özetlemek istiyorum haber biraz uzunca da şuradan alacağım. Çünkü zorlu bir hayat süreci olmuş. İşte ailesinden uzaklaşmış. İşte şarkıcı olmaya gelmiş. Garson olmuş. Yuhalanmış. Falan pişman. Yani en alttan ezile ezile gelmiş Adnan Şenses. Ve sonrasında ne demiş bakalım buraya e, kadar her şey Türk filmi gibi alışık olduğunuz senaryo asıl olan Adnan Şenses'in gazeteci Savaş'a yaptığı röportajda söylemlerinde Şenses Zeki Müren'in kendisini kıskandığı için tecavüz timi gönderdiğini ve e, dayak attırdığını. Ay canım benim ya bir de Zeki Müren'in adamlarından dayak da yemiş. Şöyle devam etmiş haber. Zeki Müren İstanbul hatırası ve Namlı adamlar, isimler sıralanmış, ayarlamış. Bunlar her gün ön masa yapıyorlardı Adnan Şenses'e. Dostluğumu kazandılar. Gece alemlerine beraber çıkıyorduk. Ateş böceği Ercan beni severdi. İhbar etti o diyor onları. Sana yazık olacak. Bunlar Zeki Bey'in adamı. Bir eve çağırıp içirecekler seni. Sarhoş olunca da soyup sana tecavüz ederek fotoğraflarını çekecekler demiş. Ay ne korkunç bir durum. Ee, onun da aklına şöyle bir intikam almak gelmiş ve devam etmiş. Birkaç gün sonra aynen dediği gibi oldu. O iki adam gece kulübünden sonra beni kurtuluşta bir eve davet etti. Durmadan içki uzatıyorlar bana. Yahu ben kara gümrüklüyüm. Söker mi bana ee, içkileri al içer gibi yapıp buz kovalarına döktüm. Bir iki saat sonra da ben değil onlar sızdı. Ben de onları soyup çıplak bıraktım. Dolaptan yumurta akını da üstlerine başına buladım. Bunlar ertesi gün uyanınca ava giderken avlandık demişler. Ben bunlara kötü bir şey yaptım ve fotoğraflarını çektim zannettiler. Korkuyla yanaştılar bana. Durumu açıkladım. Rahatladılar. Bir daha da ilişmediler. Yani adamlara demiş yani ben size böyle böyle bir şey yaptım diye bir daha ilişmemişler. Ee, yıllar sonra Zeki Müren bizzat itiraf etti: Seninle çok uğraştım, ezmek istedim ama şimdi seviyorum, saygı duyuyorum diye çok sıkı dost olduk. Ee, her yaz Antalya'ya otele giderdik. Yani sonradan ahbab olmuşlar ama bir de felaket bir şekilde de adam tutturup dövdürmüş. Ne demiş bakalım oraya da gelelim. Sahneye çıktığım ilk aylarda sesimle fizimle büyük sükse yaptım. Zeki Müren'in kulağına gitmiş. Dinlemeye geldi. Birkaç gece sonra gazinoya geldiğimde sahne kostümleri bahçenin çamurları içinde buldum. Ne oluyor be diye ayaklandım ki karşımda ee, izbandut gibi 3 tane adam beliri verdi. Zeki Bey'in fedaileriymiş. İşi bırakacaksın, bırakacaksın dediler. İtiraz edeyim dedim. Ağzımı burnumu kırdılar. Uzun süre kaçtım çalışamadım. Yeniden başka yere başladım. Aynı adamlar bir daha da yakattı. Tabii tüm bunları konuşurken Adnan Şenses'in evinin her yerinde, e, koltuklarında bile Zeki Müren'in fotoğraflarının işlendiğini de e, söyleyeyim demiş. Yani böyle bir anı devam edeceğim. O dönemlerde e, Bülent Ersoy'u e, aslında Zeki Müren'e şey olsun diye, e, ne derler, onun yerine, aday olarak çıkarıyor Fahrettin Aslan. Çünkü Zeki Bey Kaprislerinden sıkılıyor Fahrettin Aslan ve bir gün Fahrettin Aslan bütün Zeki Bey'in odasındaki kıyafetlerini o Maxim'in sokaklarına fırlatıyor. Eskiden de böyle gazinolarda bu rekabetler, bu birbirlerinin kıyafetlerini yakmalar, kesmeler, sokaklara atmalar yani onlar da kendinden önceki jenerasyondan gördükleri e, şeyleri uygulamışlar zannedersem. Ama Zeki Müren'in bu denli hırslı olabileceğini e, acaba haklı mı? Bülent Ersoy da kendisiyle çok uğraştığını bizzat zamanında söylemişti. E, hatta hikaye anlatmıştı. Kelebek ödül töreninde son anda Bülent'e vermemişler. Zeki Bey mani olmuş falan. pişman Yalnız e, bu kadar şeyi yapmasına rağmen farkındaysanız Adnan Şenses de Zeki Bey e öyle büyük bir hayranlık var ki dayak da yemiş. E, e, kaçmış, işi bırakmış, onca şey yaşamasına rağmen sonrasında sıkı fıkı dost olabilmişler. İnsanın hayran olduğu, sevdiği bir kişiden bu kadar zulüm görmesi demek ki o hayranlığı bitirmiyor. E, gerçekten büyük sanatçıydı Zeki Müren. Yani ee, tabii ki bunu tasvip etmiyorum. Korkunç bir şey. Düşünsenize yolun başındaki genç bir sanatçıyı tecavüz ettirmek, fotoğraflarını almak. Ay korkunç. Şeytanın bile aklına gelmez. Ki o kadar naif, ekranda gördüğümüz, saygı duyduğumuz Zeki e hiç yakıştıramayacağım bir davranış. Bununla da kalsa iyi. Defterler açılmış tabii ki. Ee, zamanında, gençliğinde Zeki Müren de hırslı birisiymiş. Hem sanatında hem de hayatında. Yine ee, bakın nasıl bir iddiayla o dönemler gazeteler çalkalanmış. Zeki Müren'in yıllar önce Manken, Yaşar, Alptekin'le Tekin'le şu aralar hani Hacı Hoca tayfasına takıldı ya e, nişanlandığı iddia edilmiş. Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz ismi Zeki Müren'in yakın dostu Göksen'in çakmak magazin gündemine bomba gibi düşen bu iddiada bulundu. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a konuşan çakmak Müren'in yıllar önce eski manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etmiş. Ve devam etmiş. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay'a 24 Eylül 1996 yılında vefat eden Zeki Müren'in Cuma günü 25. yıl aynı çabuk geçiyor yıllar öleli 25 sene olmuş. Ölüm yıl dönümü olmasıyla son 18 yılına tanıklık eden Müren'le aynı evi paylaşan yakın dostu ve sırdaşı Göksen'in Çakmak'la özel bir röportaj gerçekleştirmiş Onur Akay. Onur Akay'la da geçen nerede adını hatırlayamadım diye bana bir darılmış ona da yanlış aksettirmişler herhalde. Ee, sanki onu yani ismini hayır o anlamda değil biliyorsunuz Sevaşı'nın Sevaşı'nızın böyle bir e, hafıza problemi var. Problemi de var demek istemiyorum. Üstüme böyle bir şey yapıştırmayın. Bana da böyle birisi Whatsapp'tan uyarı gelmiş. Sevaşım seni severek takip ediyorum sosyal medyadan. ikide bir unutkanım unutkanım deme yapıştırma çağırma diye. Hakikaten çok doğru. Ama maalesef böyle bir şey de, ee, yaşıyorum. Onun da ismini o anda aklıma gelmemişti Onur Akay'ın. Ona da iletmişler zannedersen Biraz darılmış. Gönlünü aldım ben sosyal medyalar Öyle bir şey yok. Hani o anda Sibel Can'ın bile ismi bazen aklıma gelmeyebilir. Bunu onu e, hani tanımıyorum anlamında söylememiştim. Zeki Müren'in e, kara kutusu olarak da bilinen Gökse'nin çakmak seneler önce ismini vermeden yaptığı tüm açıklamalarda merak edilen isimleri tek tek Onur Akay'a açıklamış. Kim bilir daha Gizli medyaya sızdırılmayacak ne sırlarını biliyordur. Gökse'nin çakmak Zeki Müren'in yıllar önce eski manken, manken Yaşar Alptekin'le nişanlandığını iddia etmiş ve devam etmiş. Ee, ne demiş Onur Akaya Zeki Müren'in yıllar önce bir erkek mankenle nişanlandığını açıkladı. Bu konuda araştırmalarda ise bu mankenin Yaşar Altıkin olduğu iddia eden edenler oldu. Doğru mu acaba diye sormuş. Soruya şu yanıt almış. Doğru. Yaşar Alptekin o zaman çok ortada ve beğenilen birisi. Nişan yaptılar. Yaşar Alptekin o spora gider. Ee, geli, spora gidip geliyor. Eve geldiğinde de ayakları kokuyor. Zeki Müren derdi ki fare leşi gibi kokuyor. Tahammül edemedim. Bir şey bu. E, ve o yüzden ayrılmış. Ne yazık ki nişanı yüzüğü atmış. <laughs> Enteresan olaylar. Selami Şahin'le de küsmüş ve Küs vefat etmiş Selami Şahin'e. Mevzuda neymiş bakalım? Ee, çakmak sanat güneşine Zeki Müren'in ünlü sanatçı Selami Şahin'e küs öldüğünü açıklamış. Ee, Zeki Müren Anjou için Amerika'ya gidecekti. Orada bir ay kalıp zayıflayacak ve Anjou'ya yapılıp geri dönecekti. Selami Şahin geldi ve dedi ki Paşam Allah gecinden versin. Amerika'ya gitmeden evvel stüdyoya girsek iki şarkı atsak ne olur diye. Ee, yani ölür mü ölürsen iki şarkımı yapalım demiş. Zeki Müren birden ayağa kalktı ve Selami'ye daha zenginleşmek için benim ölmemi mi bekliyordun dedi. Merdivenlerden çıktı yatak odasına girdi ve devam etmiş. Diyecek laf yok Selami hatasını anladı ve gitti. İki yıl telefonlarına bile cevap vermedi. Bir bayram günü Bodrum'daki evindeyiz. Sabah uyandık her yeri güllerle donatmış ve ortada bir mektup Selami Şahin yazmış. Paşam eşeklik ettim hala bağışlamadınız mı binlerce kez özür diliyorum ne olur beni affedin yani keşke affetseymiş Zeki Bey okudu ama e, yumuşamadı Zeki Bey'in cenazesinde Selami'nin yanına geldi e, affetmedi değil mi diye de sormuş e, kendisine o da demiş hayır Selami ne yazık ki dedim yani hiçbir şekilde o lafı affetmedi küs öldü Selami'ye demiş ya e, çok da büyük bir şey değil aslında ya bir gaf e, yapmış olabilir ama bunun karşılığı bu kadar kinle demek ki Zeki Bey birazcık e, kin tutabiliyor yani. Ben olsam affederdim yani o kadar çiçek göndermiş eşeklik ettim demiş. Yani e, enteresan bakın e, neler duyuyoruz. E, demek ki belki de o zamanınkiler biliyordu da biz çocuk olduğumuz için bilmiyorduk tabii ki bu haberleri. Bülent Ersoy'u da hiç sevmezdi. Ay, zaten sevilecek biri değildi. <laughs> Bakalım onun için ne demiş. Onur Akayaz, Zeki Müren Bülent Ersoy'u sever miydi diye sorusunu üzerine Göksen'in çakmak Zeki Müren Bülent Ersoy'u hiç sevmedi. Nedeni gazetecilerin Bülent Ersoy'u Zeki Müren'le mukayese etmesiydi. Hiçbir zaman adını anmadı. Bülent lafını hiçbir zaman kullanmadı. Eğer gittiğimiz yerde onun kaseti çalıyorsa bir başka bahane ile hemen orayı terk ederdi. Dinlemeye bile tahammülü yoktu. Bülent Ersoy'u Anarken ameliyat olduğu için altın makas derdi ifadelerini kullanmış. Çakmak röportajında Zeki Müren, Ajda Pekkan'ı da tokatladığını söylemiş. Ya hiç düşünemiyorum. Düşünsenize ne kadar ekranda gördüğümüz yönüyle e, perde arkasında meslektaşlarıyla yaşadıkları çekişmeler, olaylar hiç e, bizim e, Zeki Müren'in yapabileceğini düşüneceğimiz şeyler değil. İşte bugün de birçok Ali Cengiz olayları dönüyor biliyorsunuz. Yani... Zamanında Bülent Ersoy'di öyle sürtülmüş ki o sürtülmeyle bu kadar gaddarlaşmış ve, gaddarlaşmış ve etrafındakileri ezmeye çalışıyor. Şimdi de biraz eline gücü geçirdiği için o da aynısını şimdi başkalarına yapıyor. Yapmadım mı Gülben Ergen'e? Yapmadım mı Ebru Gündeş'e? Ezmedi mi onları e, popstar'da? Daha kimleri kimleri ezmedi mi? Kim oturuyorsa bir onlara bir Yıldız Tilbe'ye e, e, laf çaktı. Ebru Gündeş'e laf çaktı. Gülben Ergen'e laf çaktı. Muhatap bile almam gibi sözler, kırıcı sözler kullandı. Demek ki o da zamanında onun burnunu sürtenlere zaten Fahrettin Aslan'ın az dayağını yememiş Bülent Hanım da. Döve döve onu adam etmiş. O da yatsın kaksın Fahrettin Aslan'a dua etsin. Fahrettin Aslan olmasaydı Bülent Ersoy bugün e, bu kadar ünlü bir asolist as olamazdı. E, onu da bugünlere getiren, bu merdivenleri döşeyen Zeki Müren. Zeki Müren'le ilgili gerçekten yani hep büyülü ve özel hayatının bilinmez, bilinmezliklerini bilmediğimiz için çok farklı gelirdi. Allah rahmet eylesin hem Adnan Şense, hem Zeki Müren'e. Büyük ustalardı ya, büyük üstadlardı. Özel hayatlarında kimsenin özel hayatı bizi ilgilendirmez. Ama çok enteresan bunlar 25 yıl sonra bile gündeme gelebiliyor. O kadar büyük starlar ki biliyorsunuz Yılmaz Güney ile de ilgili. Yılmaz Güney'in ailesi şu anda hakkında konuşanlara hem işte Farah Zeynep Abdullah'a hem İlyas Salman'a hem Fatih Altaylı'ya dava açmaya hazırlanıyor. Çok tabii ki o dönemlere biz yetişemediğimiz için e, yenilir yutulur laflar da söylememiş tabii ki e, Yılmaz Güney'de. tavsip etmeyeceğimiz laflar söylemiş ama e, tabii ki şimdi e, ağır cümleler kurmak yaşamayan birileri hakkında ne kadar doğru olur? Doğru olmaz diye düşünüyorum. Zeki Müren'i ölüm yıl dönümünde anıldığı için e, ölmeden önce de yakın dostları... Artık e, bu magazin haberlerini bir şekilde ifşalamışlar arkadaşlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok şaşırdım. Yani e, kötü bir durum düşünsenize. Eğer şimdi tabii ki e, gerçek olduğuna inanamadığım için ama savaşaya röportaj verdiğine göre böyle bir konuda niye yalan söylesin Adnan Şenses'te? Bunlar arşivlerde duran bilgiler. İnanın çok şaşırdım. Yani... <laughs> E şimdilerde biliyorsunuz so, so, sofu oldu. Olabilir insan her yaşında e, geçmişinde birçok şeyi yaşayıp sonrasında herkes tövbe edebilir ya da ne bileyim e, düzelebilir ama Yaşar Tekin'in de hayatında böyle bir spekülasyonlu durum geçmiş. Evet dedikten sonra ay enteresanıma gittim hala böyle düşündüm. Yok ya olamaz diyerekten düşünsenize insan konduramıyor Zeki Müren'e. Ee, ara ara dinlerim ya bana çok iyi gelir Zeki Müren'in sesi çok beğenirim yani gerçekten kadife gibi bir ses olağanüstü bir ses geldi mi bir daha öyle bir şey gelebilir mi yok mesela gerçek ee, şimdi bakıyorum yonca evcimi çıkmış yok ben bitirdim arabeski diye büyük hiç öyle de iddialı da konuştuğunu görmedik Zeki Müren'in bir de kalkıyorlar küstah küstah senin gibi kaç tanesi çıkar öyle ne der gündelik bir şarkılı popçulardan bir sürü çıkar ama bir Zeki Müren bir daha gelir mi? Hiç sanmıyorum yani gerçekten büyük bir sesli ve hala dinleniliyor yani kusursuz yorumum. Çok üzücü bir haber. Ee, bir oyuncu Muğla Dalaman ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Kaya Alp babasına ait ruhsatlı tabanca ile başını ateş ederek hayatına son vermiş. Gencecik yaşında ah kuzum ya. Ee, Kaya Alp, Sakarya Fırat, Küçük Kıyamet, Düşler ve Umutlar. Elif, çok meşhurdu şu Elif dizisi, Şeref meselesi ve Savaşçı dizilerinde rol almış. Gencecik yaşında niye kıydın canına, niye böyle bir şey yaptın? Kader yani insan hiçbir şeyi yapmam demeyeceği şeyleri bile gün gelir yapabiliyor. Allah rahmet eylesin. Genç üzüldüm yani. Bugün magazin sayfalarına yansımış haberi tabii ki. Yine Yılmaz Güney demişken Yılmaz Güney'in e, ile ilgili sözlerinden dolayı e, Farah Zeynep Abdullah PKK'lılarca ölüm tehditleri almaya başlamış. Ve bununla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuş. Eee o taboka zıplamayacaksınız. Yani tabii ki kimse onun yaptıklarını savunamaz ya da söylemlerini savunamaz. Kim kadına şiddet uyguluyorsa e, kabul ediliyor bir şey değil. Bunu kimse tasvip edemez. Ama dikkat de etmek lazım ya bir takım konularda üzüldüm ama gene de Farah Zeynep Abdullah'a bu yönde bir e, tehditte olması yani e, rahat günler geçirmeyecek demek ki e, çok konuşulan oyuncularımızdan Hande Erçel ile Afra Saraçoğlu'nun oyunculukları sosyal medyada en çok hangisi iyi oynuyor diye karşılaştırılmış ki açık ara Afra Saraçoğlu yani ben Hande Erçel'in oyunculuğunu beğenmiyorum bilmiyorum siz ne dersiniz? çok güzel kadınlarda böyle bir handikap var. Güzelliği oyunculuğunun önüne geçiyor. O güzelliğinin önüne geçecek bir oyunculuk da sergileyemiyor. Belki de güzellik kaygısıyla mı? Hani ağzımı, burnumu çirkinleştirmeyeyim. Mimiklerimi daha fazla kullanmayayım mı? Bilmiyorum. Bana geçmiyor bu kadının oyunculuğu. Hiç sahici gelmiyor. Mesela öyle bakıyorum tahammül edemiyorum yani izlerken. Güzellik seyretmek için seyredilir. Ama Afra Saraçoğlu yani hissettiriyor. Yani onda bir ışık var oyunculuk anlamında diye düşünüyorum. Ee, Salih Bademci o Bademcioğlu diyorum buna niye sayıyor? Salih Bademci şu aralara da çok popüler bir oyuncu. Dilek Taşı çok tutmuş ama ben izleyemiyorum niye bilmiyorum. Ee, ne demiş bakalım? Babalık aklımı değiştirdi, aklımı aldı. Bir de inanılmaz bir sevgi gitgide artıyor. Daha ne kadar artacak bu sevgi diyorsun. Artık anne babaların neden çocuklarından kopamadıklarını anlıyorum. Bazen sevgime ket vurmak istiyorum. İçten içe kendime sürekli şunu hatırlatıyorum. O bir birey ve sadece senin çocuğun, çocuğun değil o şu anda senin çocuğun kısa bir süre sonra kendi hayatı olacak. Senin yanında kalacak tek kişi var eşin bunu. Unutma diye bir paylaşıda bulunmuş. O kadar haklı ki ama hayatında çocuğun da kalacak. Belki eşin kadar yakınında olmayacak olsa da kendine ait bir hayatı da olsa. Niye? Çocuğun senden kopup Avustralya'ya yaşamaya gitmeyecek. Ya o da olabilir de neticede gene görüşeceksin. Belki evleriniz ayrı olacak. Evlat sahibi olmak işte böyle bir şey demek ki. Gözünden bile sakınmak. Ay ben... Köpeklerime bu denli düşkünüm evladım olsa demek ki e, bilmediğim için bu duyguyu ama bu kadar yoğun bir e, genelde annelerde oluyor bu. Babalarda bu kadar yoğun duygu olmuyor ama bazılarında da oluyor işte. Erkeklerde fazla olmuyor. Çok konuştuk Sinan Akçalı. Evet, çok da konuşacağız herhalde meslektaşları için e, ojeyi kızlar sürsün. Burada haklı olabilir. Işıltılı pırıltılı kıyafetleri giymem falan gibi açıklamaları vardı biliyorsunuz. Son derece eleştirilmişti bir takım konularda da Sinan Akçıl. Biz de eleştiriyoruz ama haklı bulanlar da olmuş bu konuyu. E, sosyal medya bu konuda ikiye bölünmüş ama e, enteresan olan biliyorsunuz Kızılcık Şerbeti'nin müjde uzmanıyla takılıyor kendileri. Müjde uzmanla takılıyor takılmasına ama haberi hemen bulmaya çalışıyorum sizler için. O da enteresan, sıkıntılı takipçiler tarafından tehdit edilmiş, saplantılı zannedersem hayranları varmış. Müjde uzmanla ee, ...evinden görüntüler paylaştı diye falan... ...tehditler alıyormuş, savcılığa gitmiş. Özellikle de üç tanesi için. Önce haberi okuyalım, sonra tekrar... ...konuya geçeceğim. Müjde uzmana da... ...yazık oldu diye düşünüyorum. Adam mı kalmadı? Anam bunun için kendini paralayan kadınlar var... ...ha görüyorsunuz. İşte bana... E, ...içici görünüyor ama... bu ...başkasına ilah gözüküyor. Ne enteresan... ...değil mi dünya? Sinan Akçıl... ...takıntılı hayranlarından şikayetçi. Oyuncu müjde uzmanla görüştüğü için... Ölüm tehditleri aldığını söyleyen şarkıcı savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamış. Ee, Günah benden gitti diyerek oturduğu sitenin fotoğraflarını yolluyormuş. Çok tehlikeli diyor. Yani o kızla işte bir birlikte oldun. Günah benden gitti diye resimler yolluyormuş. Bıçak saplı falan. Sinan Akçıl dün sabah e, oralara geçeceğim. Şöyle demiş. İkinci sayfaya katıldığından bahsediyor. Üç kişiden... Ciddi şikayetçiyim. Fan olmak çok güzel ama bunlardaki benimle şu anda ilişki yaşadığı hatta evli olduğunu zannediyor. Bir farklı e, kimlikle Kuru Kuruçeşme konserime geldi. Yardım derneğinden gelmiş gibi davrandı. Teşekkür ederim abla dedim. Abla dediği birisi birde. bir de. Bir müziği bırakıp onunla evlenmemi istiyor biri diyor. Bıçaklı fotoğraflar yolluyor. Ya benimsin ya toprağın diye. Bu fanlık ötesi tehlikeli bir şey. Evimin yerini tespit etmiş müjde olayından sonra da artık günah benden gitti. Güvenliğe dikkat et diye oturduğum sitenin fotoğraflarını atmaya başlamış bana. Çok tehlikeli buluyorum. Aylana Tilki de benimle aynı binadaydı. O da sıkıntılar yaşadı ve taşındı diye. Senin sıkıntılar yaşıyor olmayan, ol, olmanın binayla ne ilgisi var? bir de ne demiş ünlü şarkıcı Müjde Müjde Uzman'la aşk yaşıyor musunuz sorusuna da şöyle yanıt vermiş. Çok sık görüşüyoruz bu aralar. Daha önce bir yaşanmışlığımız da var. Çok saygı duyduğum bir kız meslektaşlarımdan. karakter olarak ayrıldığını düşünüyorum. Çok disiplinli ve çalışkan, müthiş bir karakter. Yani birlikteler. Yani top çevirmeye gerek yok. Övmüş de övmüş. Nadir bir karakter yapısı var. Ay devam ediyor bizi e, çok sık göreceksiniz ama bunun adını televizyonlarda koymak istemiyorum şimdilik demiş. Yani e, dizi etkilenmesin. Diye adını koymak istemiyorum derken çok sık niye bir arada görüyoruz bir kadınla bir erkeği? Ya yani enteresan değil mi? E i̇şte beraber olduğunu o şekilde açıklamış. 5-6 yıl önce travmatik bir durum olmuştu. O zaman benim e, hareketli bir hayatım vardı. Yani daha önce yaşa yaşamışlar, yarım kalmış, tekrar yaşıyorlar düşünün. Yani neyse artık. Ah müjdeciğim yani ben sana hiç yakıştıramadım. Uzun süre sonra e, menajerimin e, düğününde karşılaştık. Konserime davet ettim. Ne güzel günlerde diye tekrar konuşmaya başladık demiş. Müjde uzmanla ilgili. E, eşi hakkında da konuşmuş değil mi? Niye tekli falan kızdım mızdım diye özür dilemiş eşinden de. E, ne demiş? E, gelinlikten rahatsız olduğum o zaman da belirtmiştim. Orada hayal kırıklığı yaşadım ama gözlerimin için o kadar parlak bakıyordu ki Kalbini kırmak istemedim, ee, söylemlerim de yanlış olabilir, kırıcı olmuş olabilir, kendisinden özür diliyorum gibi bir açıklaması olmuş. Ne gerek var eski eşin hakkında e, geçmiş gitmiş, geçmiş hakkında konuşmak ne kadar doğru? Saçma geliyor bana, bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Hemen diğer konularıma geçeceğim. Şöyle bir tekrar bakayım. Bu da çok saçma bir haber. 10 Kasım'da gösteri yapacak olan Tolga Çevi'ye Uygur kardeşler destek gelmiş, millet tepki göstermiş. Vay 10 Kasım'da Atatürk'ün öldüğü gün e, işte tiyatro oyunu mu? Çok saçma değil mi? Ya? Atatürk ölebildi neredeyse kaç sene geçti? E, yani 80-90 sene mi oldu? Yani bu kadar üzerinden zaman geçmiş, saygı duymak başka bir şey. 10 Kasım'da niye e, herkes işini yapmıyor mu ki de tiyatrocular işini yapmasın? Yani ki ben koyu bir Atatürkçüyüm biliyorsunuz. E, Atatürkçü olmak başka bir şey. Ama e, yani 10 Kasım'da da çalışmayacaksın diye böyle bir saçmalık olabilir mi haber nasıl? 10 Kasım'da gösteri yapacak olan Tolga Çevik eleştirileri e, toplamış. Besat Uygur ve Süheyl Uygur'dan da destek gelmiş. O gün gece kulüpleri, restoranlar da açık. Bu neden tartışılıyor da Tolga'nın gösterisi tartışılıyor. Tolga popüler olduğu için mi? Yani doğru diyor ya, klap açık, her yer açık. Yani e, 10 Kasım'da tabii ki at, atamıza her zaman saygımızı, minnetimizi göstereceğiz. O bizim hafızalarımızda hiçbir zaman ölmeyecek bir lider. Ama bu biraz bana hani tiyatro oyununu gerçekleştiriyor diye 10 Kasım'da tukaka denilmesi de saçma geldi ya. Doğru bulmuyorum. Hayat devam ediyor çünkü. O ona saygısızlık olarak düşünmüyorum. Kendisi de öyle olmasını isterdi. Sanat sussun istemezdi yani. O yüzden e, öyle bir saçmalık yok diye düşünüyorum. Seren'den haber var gene. Dün birazcık konuştuk biliyorsunuz. İşinden ayrıldın mı? Paranı alamadın mı? İş mi arıyorsun? Beni ara DM'den bana yaz diyerekten. E, acaba YouTube programı bunları karşılayacak kadar bir bütçesi var mı ki? E, hadi biri geldi... E, Evinden atıldı. Yeni ev taşıyacak. Bana yardım edin dedi. Edebilecek misiniz? Hani koca koca kanalların böyle bütçeler ayıramıyorlar. En büyük işte verebildiği para yemekteyiz 70 bin lira. Hani dışarıdan birilerine. Ya da işte o ne bir kadın programları var. Bir altın veriyorlar. Haftada bir bilezik verebiliyorlar. Eti budu ne ki bir YouTube programı? İşte e, maddi sıkıntıları olanlara. Zannedersem dikkat çekmeye çalışıyorlar. Birileri arasın. Para vermeseler bile muhabbet mi edecekler onlarla bilmiyorum ama ee, her gün sayfasından işte linki veriyor. Takip edin, abone olun. Yakında programımız başlıyor. Bana sıkıntılarınızı ar arayın ya da DM'den yazın. Çare olalım diyor Seren. Sizce olur mu? Bu program YouTube'da tutar mı? Hiç sanmıyorum. Ee, sosyal medyasından dün geceki ödül töreninden diyerek kareler paylaşmaya başladı. Şevval Sam o kadar şık ki. Araplara gitmiş zannedersem. Nerede acaba? Ördün mü? Bakayım şimdi diğer sayfalarında görebilirim. Lacivert bu kadar mı yakışır? Vücudunu saran balık bir kıyafet giymiş. Takıları, aksesuarları çok şık. Zannedersem Arap dünyasında yasak elma da çok izlendi. O yüzden ona ödüle layık görmüşler. Mure Dor 2023 ödülleri böyle bir ödül almış kendisi. Ay çok güzelsin. Bir kez daha hayran oldum. O kadar yakışmış ki. Çok iyi bir askı. Bazen e, çok güzel kadınlar çok güzel kıyafet taşıyamaz. E, yani güzel vücudun olması yetmez. İyi de bir askı olman gerekiyor. İyi bir askı olduğunu düşünüyorum. Hadi hemen ondan sonra araların açık olduğu iddia ediliyor biliyorsunuz. Eda Ece'ye geçelim. Eda Ece... Bakalım neler demiş çocuğu olacak hamile biliyorsunuz alışverişte görüntülemişler ay o kadar delirmedim diyerekten Aslı Enver'in kızını alıyorum hediye diye daha benimkinin cinsiyeti bile belli değil demiş ee, kendi eşi de kendisi de çocukları çok sevdiklerinden bahsetmişler bence bunun için evlendiler gibi geliyor amaçlarına dolaşmışlar. Geçtiğimiz günlerde anne baba olacağını müjdelerini veren Eda Ece, Kasım ayında cinsiyetini öğreneceğim. Ben dayanamam. İlk fırsatta bilmek isterim cinsiyetini dedi. Ailece çocukları çok sevdiklerini söyleyen oyuncu. Ben ve Buğra çocukları çok seviyoruz. Arkadaşlarımızın çocuklarıyla sürekli oynuyorduk. Buğra ile her zaman çocuk hayalimiz vardı. Haberi ilk Buğra'ya söylediğimde önce çok şaşırdı sonra da çok sevindi. Daha sonra annemize söyledik. Ailecek mutluyuz. Haber çabuk yayıldı diye annem çok kızdı. Nazar olur 3 aydan olmadan söylemeseydin diye bayağı bir zılgıt çekmiş annesi ve demiş ki ama yapabileceğim bir şey yoktu ben söylemedim sonuçta diyerek duygularını dile getirmiş hamilelik ve sonrasında bir süre ekranlara ara vereceğini söyleyen oyuncu dönüşüm galiba anne rolleriyle olur demiş çocuğum olacak yaşım da var ay ne yaşım var daha yok oyunculukta böyle tecrübeler de lazım demiş devam etmiş Eşi Buğra Tuncer'in çok iyi bir baba olacağını söyleyen oyuncu. Buğra çok iyi bir baba olacak. Arkadaşları bile bir yere giderken çocuklarını Buğra'ya bırakıyor. Ee, ne diyelim? Allah analı babalı büyütsün. Ben beğeniyorum Eda Ece'yi. Geçen de ben beğeniyorum, samimi buluyorum hadiseyi dedim diye başka arkadaşının e, kocasıyla yatan kadını mı samimi buluyorsun diye. Ay, hatalarını samimi buluyorum demedim. Eee... Bir başörtülü hanıma sarılmıştı ya konserinde. Hani onu içten bulduğumu söylemeye çalıştım. Kimsenin hatalarına ya hayatın e, da hata yaptı diye birini tamamen silemezsiniz. Mesela benim şimdi Zeki Müren'e hayranlığım bitsin mi geçmişte e, ki Entrika çevirdiği olaylardan dolayı. Ya o onu bağlar. Tasip etmem tabii ki e, yanlışlarını onaylamam ama e, bir takım konularda da benim hayranlığımı bitirir mi? kesinlikle hadisenin yaptığı hoş bir şey değil. Ama o Ebru Gündeş de onu bağlar. Onların arasında böyle bir karma oluştuysa bu beni bağlamaz. Ha bana bir yanlış olur o ayrı bir konu. Ayol kimin ne yaşadığını, kimin ne ihanetler geçirdiğini biz biliyor muyuz? Ne insanlar var ayol? Kardeş kardeşe neler yapıyor? Şimdi biz her insanı o o zaman var ya herkesi bir hatasıyla değerlendirecek olursak kimseyle ne arkadaş olabiliriz ne kimseyi sevebiliriz. Mükemmel insan mı var? Yani şimdi onlar göz önünde diye yanlışlarını konuşuyoruz. Sanki siz bunu söyleyin hiç yanlış yapmadın, hiç kimseye yanlış yapmadın. Sen dört dörtlük mükemmel insansın. Yani hadise yanlış yapmış olabilir ama herkesin de kendine göre kendi hayatında yanlışları var. Yani bu benim ha ne bileyim bana itici gelmiyor şu anda hadise. İçici gelenler yok mu var? Ama bana gelmiyor. Ben beğeniyorum. Eda'yı da beğeniyorum, hadiseyi de beğeniyorum. Ne olacak yani? Söylüyorum da beğenmediğimi de beğenmiyorum. E mesela Merve Bol, Bolur'u beğenmiyorum artık. Yani bana çok içici geliyor. Çünkü aptal saptal açıklamaları var. Erkekler Allah belanızı versin benzin 40 TL oldu. Sacit Sadece, Sadece Aslan da diyor ki Subnilman bir mesaj veriyor. Ben tam olarak e, verdiği mesajı yazıyorum demiş. Yani e, bela okumak güzel değil. Döner seni bulur. Yani her erkek de kötü değil. Her kadın da iyi değil. Yani genelleme yapmamak lazım. Hayatın içinde gerçekten yani ben şu umudumu hiçbir zaman yitirmiyorum. İyi insanlar var. E şimdi bir tanesi kalkıyor canavar, dehşet verici olaylar sergiliyor. Bir erkek ya da bir kadın. Tüm kadınlar ya da tüm erkekliğe mal edemeyiz ki ya. Veya bir trans birey. Yani hayatın içinde ay ne oluyor paşa? Kötüler, iyiler var ve var olacak her daim. Ben iyilerin hayatımızda, hepinizin hayatında olmasını diliyorum. İyi insanlara dair umutlarımı da kaybetmek istemiyorum. Bugün 3 Kız Kardeş var. Bakalım başlıyor. Nasıl bir reyting alacak? Geçen sezonun reytinglerini bu sezonda alabilecek mi? Hep birlikte göreceğiz Üç Kız Kardeş'in durumunu. Çok fazla dizi var ya ben ne bileyim hala adapte olamadım. Ee, geçen seneden baktım. Yalı çapkınıyla da Kızılcık Şerbeti'ne de pek e, ısınamadım. İyi başlamadıklarını düşünüyorum. Bakalım. Öyle hani e, ne derler? Şevkle izleyeceğim bir şey ekranlarda yok. Yani öylesine bakıyorum arkadaşlar. Hani can hıraç bir şekilde bakmıyorum. Pınar İlçi'den haber var ya. E, zannedersem cilt kanseri olmuş. E, geçmiş olsun diyoruz. Eee Bakalım neler yazıyor. E, haberi okuyayım önce sizlere isterseniz. Şarkıcı Pınar Eliçe e, evlenirsem 40 gün 40 gece düğün yapacağım demiş. İlkinde herhalde resim mesim çok fazla bir görseli olmamış bazı nedenlerden dolayı haber nasıl gelmiş bakalım. Şimdilerde sık sık magazin programlarında boy gösteren Pınar Eliçe sahnelerin de tozunu attırmaya devam ediyor. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan daha sonra müziğe yönelen Pınar Eliçe yıllara meydan okuyor güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Geçtiğimiz yıllarda estetik operasyon için gittiği doktorda cilt kanseri olduğunu öğrenir. Pınar Eliçe zor günler yaşamış. Tedavimin ardından sağlığıma kavuştum. Şu, son olarak nişan görülen Pınar Eliçe Demiş ki 51 yaşındaki Pınar 40 gün 40 gece düğün yapacağım demiş evlenirsem bir daha. Şarkıcı Pınar Eliçe ne demiş bakalım? Heyecanlıyım sahneler sanki düğün gecem gibi oluyor. Özel hazırlanıyorum her sahnem düğün gecem gibi hiçbir sanatçı arkadaşımın giymeye cesaret edemeyeceği bir kostümle çıkacağım çok konuşulacak demiş. Wow. E, izleyelim görelim e, şöyle hemen haberi özetlemek istiyorum Eliçe hayatında biri var mı sorusuna da her ne kadar aşka inanmasam da inandıracak birisini bekliyorum aslında. Bir kere evlendim bir daha evlenirsem 40 gün 40 gece düğün yapacağım. Aile içerisinde apar topar evlendik ve o yüzden bir kare fotoğrafım bile yok. Gelinlik giydim ama fotoğrafım yok. O yıllarda özel sebebi vardı gizli olması gerekiyordu. Demiş ee, nikah ile ilgili bir haber bile çıkmadı. Güzel bir gelin olmuştum. ...içimde ukde kaldı. 7-8 kere evlenen evlenenlere saygım var ama insan hayatta 1-2 kere evleniyor. Ee, bilemediniz 2 kere düğünü gizli kalmasını isteyen benim e, benimle evlenmesin. Yani bir kere evlendim bir daha evlenmem diyor. Şarkıcı 5 yıl evli kaldı. Çetin Çapan'dan 16 yıl önce boşanmış. 2 tane evladı var. Bir kız, bir oğlu. Kızı da maşallah pek güzel. Son zamanlarda gerçekten Pınar Eliçi çok güzelleşti, İnanılmaz güzelleşti. Allah sağlık saat versin, Allah kimseyi sağlığıyla imtihan etmesin arkadaşlar. Bugünün konuları bunlardı. Bunları e, taradım ve arşivlerden çıkardım sizler için arkadaşlar. Evet yorumlarınızı merak ediyorum. O güzel yorumlarınızdan beni mahrum etmiyorsunuz. E, bir sonraki yayında görüşene dek hoşçakalın. Mutlu kalın. Kucak dolusu sevgiler.